Şimdi sunumunu yapmak üzere Sayın Ceren Kayabaş'ı kürsüye davet ediyorum. Kontrastlı mamografi tekniğini anlatacak bize. Merhabalar herkese, hoş geldiniz. Umarım sıkıcı bir konuşma olmaz. Küçük bir bilgilendirme yapacağım kontrastlı mamografi ile ilgili. Olmadı mı? CSM kontrast mamografi malignant nörovaskülarizasyonun gösterilmesine dayanan bir yöntemdir. Meme manyetik rezonans görüntülemesine benzer bir çekim tekniğimizdir. Hipervasküler lezyonların kontrast maddeyle meme glandüler dokusuna daha yoğun boyanması esasına dayanmaktadır. Meme hastalıklarının tanısında önemli olanı vurgulama prensibine dayanan CSM, bir işaret kalemi gibi lezyonların yerini göstermektedir. CSM, kanser saptama etkinliğini arttırmakta, hastanın tanısal sürecini kısaltmakta ve ek tetkik ihtiyacını da azaltmaktadır. Aynı zamanda hastanın kapalı alan korkusu varsa MR için ve sağlık problemi varsa kalp pili, metal vücutta takılı varsa eğer, onun engellenmesi açısından da CSM hasta açısından daha ayırıcı bir yöntemdir. Çift enerjili çekim tekniğine dayanmaktadır. İyotlu kontrast madde ve düşük radyasyon dozu kullanılarak standart dijital mamogramlara benzer morfolojik görüntüler ve ayırıcı lezyonlar etrafındaki anormal vasküler gelişime yönelik kontrastlı görüntüler sağlamaktadır. Dijital mamografi ilaçla buluşturan CSM, dediğimiz gibi MR'a giremeyen hastalar için iyi bir alternatif sağlamaktadır bize. Çekim tekniği olarak, yani CSM'in tekniği olarak düşük dozda ve yüksek dozda enerji kullanılarak alınan bir tekniktir. Geleneksel mamografi enerji seviyeleri memede iyot varlığına yalnızca düşük seviyede hassastır. Bu nedenle de memenin morfolojisinden ayırabilmek amaçlı yüksek enerji kullanılarak iyotu birbirinden ayıştırmasını sağlamaktadır. Fakat rutin mamografi çekimine oranla da %20 daha fazla doz alımına neden olmaktadır. Bir diğer dezavantajı da tek pozda görüntü alınmasına olanak sağlıyor. 2D görüntü alabiliyoruz, tomosentez yapamıyoruz. Arka plan meme dokusunu iptal etmenin ve iyot alanlarını belirgin hale getirmenin yolu olarak da düşük enerjili ve yüksek enerjili olarak X ışını kullanılmasıdır. Bu iki enerji seviyesinde iyotun ve meme dokularının X ışını atenüasyon arasındaki farkları arka plan meme dokusunu bastırmak için kullanılmaktadır. Yüksek enerji olarak da 45'den yüksek kilovolt ve 55 üzeri mas değerleri kullanılır. Bunlar tabii ki meme dokusunun yoğunluğuna ve kalınlığına göre değişmektedir. İyotlu kontrast maddenin ve düşük ve yüksek enerjide farklı X ışını absorbe etme özelliğine dayanır. Cihaz hem normal mamografi çekimi yapmaktadır, hem de yüksek enerjiyle X ışınıyla çekim yapar. İntravenöz kontrast madde verildikten sonra düşük ve yüksek enerjili olarak seri bir şekilde çekim yapılır ve onun ardından toplam 4 görüntümüz alınır. Tek bir kontrast madde uygulaması görüntülenebilir. Görüntüler saptırak edilerek kontrastlanan bölgeler değerlendirilir. Düşük enerjili görüntülerde aynı zamanda konvansiyonel mamografi görüntüsü olarak değerlendirilebilir. Fakat kullandığımız bizim rutin tomosentez mamografi çekimini yaptıktan sonra radyoloğumuz eşliğinde kontrast mamografi istenirse eğer bu çekime geçiyoruz. Kontrast madde ve hasta hazırlığı bir diğer önemli konu. Çünkü yüksek
yoğunlukta bir kontrast ve biraz çok kullanıyoruz. Bunu da hastanın kilosu çarpı 1,5 katı olarak hesaplıyoruz. Fakat ne kadar kilolu olursa olsun hastamız 120 cc'nin üzerine çıkmıyoruz kontrast maddede. Ve yoğunluk olarak da yüksek yoğunluklu kontrast madde kullanıyoruz. 370'lik ya da 400'lük olacak şekilde. Hastamızdan 4 ya da 6 saatlik kadar en az bir açlık istiyoruz. Ve bu ilaç 3 flow'la en az göndermemiz gerekiyor. Yüksek flow kullanacağımız için de ve fazla da kontrast madde kullanacağımız için hastayı bu konuda bilgilendirip bir ateş basması gibi bir durum yaratacağı için ve mamografide genellikle hastalarımız zaten korkarak geldiği için sıkıştırmadan dolayı bu konuda daha öncesinde bilgilendirip sakinleştirdikten sonra çekime başlamak en doğrusu oluyor. Rutin tomosentez mamografi çekimini tamamladıktan sonra ilgili doku, ilgili meme hangi tarafsa onu belirleyip bir de çekim tekniğini ayarlamamız gerekiyor. Ondan önce bir tomosentezden kısaca bahsetmek istiyorum. Çünkü tomosentez mamografiyi çektikten sonra karar veriliyor. Dijital tomosentez cihazıyla memenin milimetrik kesitleri alınmakta ve 3 boyutlu görüntüsü elde edilmektedir. 3 boyutlu kesit görüntüleme sağlayan tomosentez, temel mamografik sınırlılık olan dens glandüler doku süperpozisyonu giderilerek hem lezyon saptamak hem de var olan lezyonu karakterize etmek için bize yardımcı olmaktadır. Her anormal bulgunun meme lezyonu olmadığı ve bir kısmının glandüler doku süperpozisyonu olduğunu göstermektedir bize. Bir de meme tomosentezi mamografinin yalancı pozitiflik oranını da azaltmaktadır. Bu da tomosentezin plan kısmı. Sabit bir dedektör üzerinde 9 projeksiyonda tüpümüz hareket ederek 25 derecelik açıyla birlikte bize 9 şutlama yapıyor ve bunu bilgisayar ortamında birleştirilerek de 0,5 milimlik ve 1 milimlik görüntüler elde ediyoruz ve en sonunda da tek 2D sentetik görüntü elde ediyoruz. Çekim tekniği olarak da bildiğimiz mamografi çekiminden tek fark sadece açının olması. CC pozisyonlama görüldüğü gibi. Tüp açımız farklı. Tüp açımız eğer sağ meme olarak planlıyorsak CC'de içten dışa olacak şekilde ayarlıyoruz. 15.6 derecelik bir açımız var. Sağdan planlayacaksak eğer sola 15.6 derecelik bir açı vererek çekimimizi tamamlıyoruz. Bu da aldığımız seri görüntüler, 1 milimlik. Meleografide de aynı şekilde pektoral kasa açımızı verdikten sonra yaklaşık 45 derece kadar, 30 ile 60 arasında değişebilir. Bu pektoral kasın açısına paralel olacak şekilde ayarlıyoruz. Daha sonrasında meme ucunu yukarı doğru kaldırarak sıkıştırma işleminden sonra bu sefer de açımızı yukarıdan aşağı olacak şekilde ayarlıyoruz. Burada da yine gösterildiği gibi sağ meme eğer düşünüyorsak yine açımızı ayarladıktan sonra pektoral kasa yönelik tüp açımızı sadece değiştiriyoruz. O da yine 15.6 derecelik yukarıdan aşağı tarama olacak şekilde planlıyoruz. Getirdiği görüntü sentetik birleştirmiş olan görüntüsü. Toma görüntüsü de. Ekran neden böyle oldu bilemedim. CSM planlamasına geçiyoruz sonra. Burada iki yöntemimiz var. Bir sandviç modeli, bir de sona bırakma tekniği olarak. İlgili meme hangi taraftaysa radyoloğumuzla birlikte konuşarak bu iki yöntemden birini seçiyoruz. Genellikle daha çok kullandığımız sandviç modeli olan ilgili memeyi ortada bırakacak şekilde ve süre kısıtlamamız olduğu için en başında bunu ayarlayıp ona göre devam etmemiz gerekiyor. Eğer sol memede ise sıkıntımız sağ CC, sol CC, sol meleo ve sağ meleo olarak devam ediyoruz. Sona bırakma tekniğimiz sağ meleo, sağ CC, sol CC ve sol meleo şeklinde. Süre olarak da ilaç kontrast maddeyi verdikten ikinci dakikada ilk görüntümüzü almış olmamız gerekmektedir. Aralarda bir 45 saniye kadar bir boşluk bırakıyoruz. Bunun amacı da hem düşük hem de yüksek enerjili X ışını kullandığımız için tüpün soğuma süresi kadar verdiği bir süredir. Grafik olarak göstereceksem de
2 dakika içerisinde ilk öncesinde enjeksiyonu yapıyoruz. 2. dakikada ilk görüntümüzü alıyoruz ama toplam 5 dakika içerisinde bu görüntülerimizi bitirmemiz gerekmektedir. Toplam süre 7 dakika içerisinde bütün işlemlerimiz bitmekte. Toplamda 4 görüntü, standart görüntü alıyoruz. Süre olarak dediğim gibi yine ilk olarak hasta rahat bir şekilde oturur. Burada oturu pozisyonda olması gerekmektedir. Çünkü herhangi bir baş dönmesi ve bir anda tansiyon düşüklüğü yaratabiliyor ilacın etkisinden dolayı da. O yüzden hastamıza daha rahatlatarak ilk ilacı verdiğimizde hemşiremizle birlikte kontrast madde verildikten sonra ikinci dakikada tüpümüz hazır bir şekilde ilk pozisyonlarımızı yaptırıyoruz. Sonra tekrar hastamızı oturtup İkinci, üçüncü ve dördüncü çekimlerimizi de bitirdikten sonra toplam bu süre 5 dakikayı aşmaması gerekmektedir. Bu nedenle o sıradaki hem hastanın pozisyonlamamızı hem de tüp pozisyonlamamızı ayarlamamız gerekiyor. Bu da bizim ilk yaptığımız kontrast mamografi hastamızdan bir örneğimiz. Düşük dozdaki görüntümüz sol tarafta ve subtrak edilmiş görüyorsunuz. İlaç kontrast madde tutmuş bir lezyon, vaskülerizasyondan. Bu da sağ meyliği görüntümüz. Bunda da yine sandviç modelini kullandık. İlk önce sol sisi, sonra sağ sisi, sağ meyliği ve sol meyliği şeklinde devam ettik. Bir de yine radyolog hocamızla konuşarak çekim sonunda normalde MLE görüntüler rutinde yok. Fakat eğer hocamız isterse çekim bitimin hemen ardından süreyi çok aşmayacak şekilde MLE görüntülerimizi de alıyoruz. Bunlar da diğer hastamızın ek görüntüleri. Yapılan araştırmalarda dual enerjili kontrast mamografi ve MR bulguları karşılaştırılmıştır. Kanser saptama oranları benzer olup aynı memede diğer odakları göstermede MR daha başarılı bulunmuştur. Ancak kontrast mamografide yalancı pozitiflik MR'a göre belirgin düşük bulunmuştur. Kontrast mamografide dijital mamografiye kombine bir yöntem olarak mamografik duyarlılığı arttıran bir inceleme olarak gelecek vaat etmektedir. Bu da son birkaç örneğimiz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun.